tatlı yerine tuzlu, çikolata yerine şili biberi. Noel'in vazgeçilmez adeti advent takvimi şekerlemeler yerine bu defa 24 farklı baharat ve uygun tariflerle dolu. Bu sıra dışı takvim birçok ödül de kazanmış. Takvimin tasarımcısı Mark Klorman, Federal Alman Tasarımcı Ödüllerine de aday gösterilmiş. İşin zor tarafı eski bir geleneği tasarım dünyasının yeni boyutlarıyla harmanlayabilmek. Böylece advent takvimi geleneği günlük hayatta kullanılabilecek, alınabilecek, hediye edilebilecek bir ürün haline geliyor. Örneğin kule şeklindeki bu advent takviminde Noel'e geri sayıma başlanan 24 günün her biri için bir hediye var. Uzunluğu 1 metreyi aşan kule hediye dolu. Hap şeklindeki bu mini takvimde ise hediye yerine her gün için bir özlü söz var. Advent takvimleri Almanya'da her zamankinden daha popüler. 90'lı yıllardan bu yana içi şekerlemelerle dolu takvimler revaçta. 82 milyon nüfuslu Almanya'da her Noel yaklaşık 70 milyon takvim satıldığı düşünülünce takvimin önemi ortaya çıkıyor. Ben advent takvimimi kendim yapıyorum. Küçük bir Noel ağacı aldım ve onun üzerine 24 hediye yerleştirdim. Bana teyzem bir advent takvimi yapmış. Galiba adını da tadına bak ve keyfini çıkar koymuş. İçinde her şey var ama neler olduğunu daha öğrenemedim. Bir Alman geleneği olan advent takvimi, İlk olarak Noel'de alacakları hediyeleri sabırsızlıkla bekleyen çocukları teselli etmek için yapılmış. 19. yüzyıl başlarındaki ilk takvimlerde yalnızca İncil'den bazı sözler yer alıyormuş. Ya da çevrilebilecek Noel saatleri. 1903'te Münih'te yaşayan Gerhard Lang adlı bir kitapçı sözlerle dolu bir takvim basmış. Bu takvimin üzerine her gün birer resim yapıştırılabiliyormuş. Modern takvimlere de baktığınızda genellikle çikolata, oyuncak, şekerleme gibi şeylerle dolu olduğunu görüyorsunuz. Aslında bunlar takvimin çıkış fikrine ters düşüyor. Çünkü eskiden Noel öncesi dönem oruç zamanıydı ama şimdi şekerleme vakti haline geldi. 50'li yılların başından itibaren hediyelerle dolu takvimler ortaya çıktı. Bir Alman keşfi olan advent takvimi kısa sürede Avrupa ve Amerika'da da vazgeçilmez hale geldi. Binlerce farklı takvim arasından birini seçmek hayli zor. Akıllı telefonlarda bile advent takvimi var. Hatta artık kazı kazan şeklinde ya da içinde poşet çay olan takvimler bile var. İnternette seçenekler sonsuz. Örneğin bir tane matematik takvimi var. Her gün bir işlem yapıyor ve hediye kazanıyorsunuz. Yani çeşitleri saymakla bitmez. Berlin'de tasarlanan bu mini advent takviminin içinde her güne insanı motive eden bir cümlecik düşüyor. Örneğin, şekerlerin hepsini aynı günde yemeyin gibi. Hamburglu bir tasarımcıya ait bu takvimde ise her gün için ünlü kişilerin karikatürlerini içeren poşet çaylar yer alıyor. Tasarımcı Mark Klorman, advent takvimlerinin artık yetişkinler için de tam bir lifestyle ürünü haline geldiğini belirtiyor. İnsanlar çocukluklarından bu yana hediye paketi açmayı, bir hediye almayı güzel bir şey olarak algıladığından seviniyorlar. 24 tane hediye açabilmek, Noel öncesi dönemin vazgeçilmez etkinliği. Tabii takvimdeki hediyeleri paylaşmak zorunda değilsiniz ve hepsi sizinse o zaman daha da heyecanlanıyorsunuz. Noel'e kadar 24 farklı hediye, her yıl daha heyecanlı bir hale gelen advent takvimleriyle Noel daha da güzelleşiyor.